Gel. Beni emretmişsiniz müdürüm. Zor bir görevim var Mert. Ama azimlisin de. Her türlü zorluğun üstesinden kolayca geliyorsun. Anlamadım müdürüm. Bu gece emniyetten ayrılmayacaksın. Bunun için çağırdım seni buraya. Gel lan aşağı. Gel. Yürü. Handan. Anlaşabiliriz Handan. Sustur şunu Sarp. Anlaşabiliriz. Yapma Handan. Geç. Yapma Handan. Ne istersen vermeye hazırım sana. Yapma. Taş çıktı. Ayağın artık rahatlama Handan Hanım. Nerede kalmıştık Handan Hanım? Tam burada. Bizim için çok büyük bir iyilik yaptınız. İşim hayırlı olsun. Çalışıyoruz. Güzel. Bu adreste olun. İşimize bakalım. Sarp, temiz bir iş oldu. Ne yaptın Sarp? Buluşma yerine gel. Ne yaptın sen? Önce onu söyle. Gerekeni yaptım. Gel buluşma yerine, anlatacağım her şeyi. Tamam, öyle olsun. Mert işini ne yapıyoruz? Ha, ona hastane kayıtlarını inceletiyorum. Gözümün önünde olsun diye oyalıyorum. Ben derim ki salalım ipini, bakalım bizi kimlere götürecek. Bir şeyler yapacağız Sarp. Elimizin altında olsun, şimdilik yeter. Celal Handan'la anlaştı. İş yapacaklar birlikte. Aa, bu güzel haber. İyi, tamam, şimdi kapatmam lazım. Mert. Yolun sonuna geldin. İyi akşamlar. Nasıl gidiyor Mert? İyi gidiyor müdürüm. Sabaha kadar biter inşallah. Ben çıkıyorum. İzlediğin görüntülerde Celal'le ilgili bir şey bulursan bana haber ver. Elbette müdürüm. Hemen haber veririm. Kolay gelsin bakalım. İyi akşamlar müdürüm. Fulya! İstediğiniz gibi geçti mi her şey? Muhteşemdi. Bakalım ihtiyar kebapçı bu görüntüleri gördüğünde ne düşünecek? Ne isterseniz onu tabii ki. Bunları hemen dosyaya koy Fulya. Tamamdır. Celal Duman artık elimizde. Kızı Melek elimizde. En iyi adamı Sarp elimizde. Daha ne olsun Handan Hanım? Kim demiş ölüm çözüm değildir diye? Bak işte. Hem bir baş belasından kurtuluyorsun hem de bir sürü insanı avucunda tutuyorsun. Yerini yadırgamadın galiba. İyi miyiz orada? Şşş, lan sana diyorum. Kalk kalk. Dedim sana bu gece mucizeler gecesi olacak diye. Sorun yok değil mi? Anlamadı değil mi Handan? Yok yok. Sen ölü kaldığın sürece sorun yok. Şimdi ne yapacağız? Saklayacağız seni. Kimse bulamayacak. Eyvallah. Ne oluyor? Kim bunlar? Celal bu. Ölmedi mi bu adam? Ölmedi baba. Adam kazık çakmış. Gönderemedik öbür tarafa. Baba müsait misin? Bir şey konuşmamız lazım. Bu Tahsin ölecek mi? Elbette ölecek. Yapamayacak mısın yoksa? Yok baba, yapmayacağım. Ne demek yapmayacağım? Ne oluyoruz Sarp? Baba çünkü bu adam ölmemeli. O yüzden yapmayacağım diyorum. Niye? Handan bize tuzak kuruyor. Nasıl yani? Baba bunların niyeti bizi dosyalamak. Meleğin ofisine gittim bugün. Bu Handan oraya da gitmiş. Bir bahaneyle Tahsin'i Melek'le görüştürmüş. Bacaksıza da bak sen. Bizim kuyumuzu kazıyor. Tahsin'in fotoğrafını ilk orada gördüm. Melek'te. Sonra da Handan aynı fotoğrafı getirip akşam önümüze attı. Tahsin'i öldürün diye. Ya baba sen söyle ya. Bunların niyeti ne? Bunlar bizden görüntü almak istiyor. Eğer Tahsin ölürse sen de yanacaksın, Melek de yanacak, ben de yanacağım. Sıkıştıracaklar, tehdit edip istedikleri gibi iş yapacaklar. Madem öyle, bize oyun oynuyorlar. O oyuna katılacağız. Bakalım kim yanacak? Kız sözü boyundan büyük işlere kalkışmış. Sarp, güzel iş oldu. Eyvallah. Alın şu adamı saklayın. Ölü kalsın. Şemçenko. Yürü. Sarp. Bırakalım Handan bizim dosyamızı tuttuğunu zannetsin. Biz işimize bakalım. Handan'la iş anlaşmamız tamam galiba. Ne zaman başlıyoruz baba? Orasına karışma sen. Tahsin öldü mü? Öldü müdürüm ama ara sıra unutuyor. Hatırlatmak gerekiyor. Bu işi bana verdiklerinde ne yapacağımı bilemedim. Birini öldürmemi istediler. İmkansız bir iş sen. Sen polissin, adam öldüremezsin. Elbette öldüremem. Eğer olayı çözmezsen ne yapayım? Peki ne yapıyor şimdi Tahsin? Bir depoda tutuyoruz. Celal onu öldüremez. İşi bitince salmak zorunda. Güzel, güzel. Peki Celal ve Handan nerede, ne zaman buluşacakları öğrenebildin mi? Öğrenemedim. Birlikte iş yapacaklar ama. Ne zaman? Vallahi bildiğim tek şey Handan'ın Celal'e verdiği kağıtta hepsinin yazılı olduğu. Ne yap, ne et Sarp? Celal'in nerede buluşacağını öğren. Tamam müdürüm, öğrenirim. Hadi göreyim seni. Çöz şu işi. Ben Celal'i dinlemeye devam edeceğim. Belki oradan da bir şey çıkar. Peki ya Mert? Ha, gözüm üstünde. Onu da izleyeceğiz. Yusuf evime kamera yerleştirmiş. Ben de konuştum salak gibi, sim kartlar falan dedim. Ne diyorsun sen? Yakayı mı kaptırdın? Vallahi olan bu. Ya ben senden aldığım o sim kartlarla neler yaptım neler. Handan'la bile konuştum. Hepsini dinlemiştir Yusuf. İstediğimiz de bu değil miydi zaten ha? Aynen öyle. Handan'ı biliyorlar. Yusuf müdürün bizim peşimize düştüğünü nasıl anladın mı? Önce şuna uyandım. Yusuf müdür kumarhane baskınına çok kızmıştı. Sonra birden umursamaz oldu. Kumarhane işinden iyi yırttık vallahi. Müdür sabah esti gürledi ama Allah'tan sakinleşti. Aynen. Atlatamayız bu belayı sanmıştım ama kapandı gitti çok şükür. Harbi nasıl kapandı o konuya? Vallahi ben de anlamadım. Narkotikle falan da görüşmüş Yusuf müdür. Ben iş büyüyecek sanmıştım. Evet, Yusuf müdür bu kadar kolay vazgeçmezdi. Fırça yemekten iyidir. Kesinlikle. Benden şüphelendiklerini anladım. Evime birini soktu, sensör öttü. Yusuf beni oyalarken bir işle evime biri girdi. peşine kimseyi takmadan değil mi, polisi falan? Yok yok. Sen telefonunu yanına almadın. Alır mıyım hiç canım? Şimdi işimize bakalım hadi. Ben gündüz Handan'la buluşacağım, sevkiyatı kontrol edeceğim. Sen de akşam organize Yusuf'a operasyon yaptıracaksın. Tamam, Handan'ı tutuklayacak mıyız? Yok. Amacımız işini bozmak. Tekerine çomak sokmak. Onu büyük bir zarara uğratmak. Ha, gidi kaçacaksın yani. Aynen öyle olacak. Sonra da o gedikten başımızı sokacağız. Selam, ben geldim. Artık buralar benim canım kurban diyeceksin. Aynen evlat, al şunu. Bu adrese baskın yapacaksınız. Ha, Handan mı verdi bunu? Aha. İyi. Tanışsın bakalım şu Handan bir benimle. Temiz bir iş olacak. Sen aklanacaksın. Ben Handan'ın tezgahını bozacağım. Böylelikle işimiz de büyümüş olacak. Ayşe benim muhbirim diyeceğim. Yakında bu olay patlar baba. Tamam. Ben hesapta Ayşe'ye sim kartları verdim. Ayşe senin sim kartları sağlayan elemanın, tamam mı? Tamam. Böylece kebapçı Celal'i dinledim diyeceğim Yusuf müdüre. De tabii. Celal'i bitireceğiz demeyi de unutma sakın ha. Baba, Ayşe'ye bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak. İçin rahat olsun. Bugün onu aldırıyorum, kimsenin bulamayacağı bir yerde olacak. Celal'le bugün iş yapacağız. Tamam, gelişmelerden sizi haberdar ederim. Kebapçı Celal'le gerçekten iş yapacak mıyız? Hani çalışmayacaktık, istemiyordunuz, güvenmiyordunuz. Hala güvenmiyoruz. Amacımız başka. Celal'in çok güçlü bir lojistik ağı var. Onu ele geçirdikten sonra Celal'in ipini çekeceğiz. Bilmen gereken bir şey daha var. Nedir o? Handan konuşurken garip bir şey duydum. Neymiş o? Şöyle bir şey söyledi. Celal Duman hala size çalıştığımı bilmiyor. Öğrenince şaşkınlıktan küçük dilini yutacak. Nasıl yani? Yani isim falan duymadım. Bu kadardı. Yani Handan birine çalışıyor. O da eskiden beni tanıyor. Öyle görünüyor. Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacağım demek. Yani dost olmadığı belli. Düşmanım, evet. Ama ben de onlardan çok var. Kim bu acaba? Bilmiyorum yani. Bu akşam bir Handan'ı öpelim. Sabah çıkar ortaya. Ha, sen takıldın mı mevzuya? Öyle. Gerçi fark etmez. Amacımız onları bitirmek değil mi? Handan'ın işini bitirdiğinde o it her kimse, o da bitmiş olacak. O zaman düşman kimmiş anlarız. Tamam ama sen yine de dikkatli ol. Merak etme. Beni kimler devirmek istedi de başaramadı. Müdürüm, müsait misiniz? Gel Sema. Bilmeniz gereken bir şey var. Neymiş o? Mert'in Ayşe diye bir muhbiri varmış. Dur. Bu sefer neyin peşindesin? Neler çeviriyorsun yine? Uzun hikaye, özet geçiyorum. Bunu nasıl başardın? Bir usta sırlarını asla paylaşmaz. Komiserim, hadi kolay gelsin. Gerçek mi bu? Evet müdürüm. Ayşe Mert'in muhbiri olmuş. Önemli bir gelişme. Bilmenizi istedim. Sağ ol Sema. Çıkabilirsin. Efendim müdürüm? Biz Mert'in Celal'in adamı olduğundan şüpheleniyorduk. İş başka olabilir. Nasıl yani müdürüm, anlamadım. Ayşe Mert'in muhbiri olabilir. Mert polislik vazifesini yapıyor olabilir. Emin misiniz müdürüm? Tam olarak değil ama emin olmak zorundayız. İkisini karşı karşıya getirip yüzleştirmemiz lazım. Yüzleştirelim müdürüm, tabii yüzleştirelim de... Geri dönüp baktığımda Mert için masum demek zor gözüküyor. Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Ama emin olmak zorundayız. Benden haber bekle. Sema kızım. Müdürüm. Sana özel bir iş vereceğim. Bana biraz önce anlattığın muhbir hakkında. Mert'in muhbiri. Ama aramızda kalacak. Elbette müdürüm. Ayşe'yi bana getirmelisin. Onunla konuşmalıyız. Ama sakın çalıştığı kafeden getirme. Git bir köşede otur. Ayrılmasını bekle. Sonra tenha bir yerde karşısına çık. Emredersiniz müdürüm. Hemen gidiyorum. Ha, Sema. Mert'e dahi söylemiyorsun, aramızda. Mert'e söylemeyin diyorsunuz ama ya muhbiriyle arasında bir soruna yol açarsak? Sema, soru sormak yok. Söylediklerimi sorgulamak yok. Emrimi yerine getireceksin, o kadar. Tabii müdürüm. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Var mı bir durum? Olmaz mı? Hmm. Al bakalım. Eyvallah baba, eline sağlık. Baba, bu Handan işiyle ilgili yapmamı istediğin bir şey var mı? Sen yapacağını yaptın. Gerisi artık bende. Yalnız Handan yine seni ararsa bilgin olsun. Peki baba. Kolay gelsin babam. Sağ ol Davut. Yapayım mı sana da bir dürüm he? Zahmet olmasın babam. Yahu ne zahmeti. Bugün keyfim yerinde. Hepinizi doyuracağım. Eyvallah. Davut, al bakayım. Eline sağlık baba. Heh. Davut. Seninle son bir işimiz daha kaldı. Onu da yap, ondan sonra bak işine. Nasıl diyorsan öyle babam. Şu Ayşe işini bir hallet. Kafeci. Hı-hı. Baba, ben halledeyim. Sen dürümünü ye, işine bak. Bravo. Kaza olarak görünmesini sağla. Tamam mı? Merak etme babam. Hadi bakayım. Sen beklemeye devam et. Eninde sonunda gelecektir. Peki müdürüm. Baba müsaaden var mı? Çıkmam lazım da. Nereye? Ya bizim otoparka bakacağım. Eyvallah baba, kolay gelsin. Alo müdürüm. Celal Ayşe'yi biliyor. Onu alması için Davut'u gönderdi. Ne diyorsun? Ne yapacak peki Davut? Bilmiyorum. Ayşe'yi bitirecek sanki. O zaman bu durum Mert'in polis olma ihtimalini artırır. Olabilir müdürüm ama bir ihtimal daha var. Belki Ayşe de oyunun bir parçasıdır. Nasıl yani? Ne demek bu? Yani Celal'le Mert Ayşe üzerinden haberleşiyor olabilirler. Celal de kızı ortadan kaldırıp muhbir diye yutturacak. Mert de böylelikle aklanmış olacak. Olamaz mı yani? Olabilir bak. Karşımızdakinin Celal olduğunu düşünürsek bu ihtimal güçleniyor. Mert'in masumluğu bize yutturulmak isteniyor demektir Sarp. Mert'in hain ve masum olduğunu anlamanın tek bir yolu kalıyor. Ayşe'yi biz almalıyız. Aynen müdürüm. O yüzden Davut'u takip ediyorum. Bakalım Ayşe neredeymiş? Başlıyoruz. Alo. Allah Allah. Git işine kardeşim. Pardon. Ne oldu Melek? Biri canını mı sıktı? Millet hasta baba. Portakallı Pekinör'de istiyorlar. Portakalı bulabiliriz de. Pekin'den ördeği getirmek biraz zor olabilir. Siz kalın burada. Alo müdürüm, telefonumu izle. Davut'un elinden Ayşe'yi almalısınız. Ben müdahale edemem, görünemem Ayşe'ye. Seni izliyorum. Yeri bulunca harekete geçeceğim. Söyle evlat. Başlıyoruz. Polis Ayşe'nin kafesinde. Belli ki Yusuf haberi uçurmuşlar. Hemen yapmak zorundayız. Tabii tabii. Başka yolu yok. Yusuf'a gidip Ayşe benim muhbirim demezsem yanarız. İşler karışabilir. Madem öyle tamam. Git. Ayşe benim muhbirim dediği bugün hikayeni oku. Yusuf onu bulamayacak değil mi? Bulamayacak. Sen orasını düşünme. Tamam. Gel bakalım Ayşe. Davut abi, sen gelir miydin buralara? Buralarda bir işim vardı. Gelmişken sana da bir uğrayayım dedim. Bulunduğum konuma polis yolla, Ayşe'yi buldum. En yakın karakoldan destek yollayacağım. Kurt gibi acıktım. Bir kahvaltı mı etsek? Abi ben hazırım. Olur mu? Sen zahmet etme. Bu sefer de ben hazırlayayım. Bize çok yardımın dokundu. Çay içeriz ha? Çay birazdan olur. Yardım etseydim. Ayşe. Ne dedim ben sana? Senin bize çok iyiliğin dokundu. Sen zahmet etme. Kırk yılın başı bir mutfağa giriyoruz. Ona da karışıyorsunuz. Yoksa korkuyor musun? Neden abi? Kötü yemek hazırlamamdan. Bir koku var galiba. Yok, ben bir koku almıyorum. Gaz kokuyor. Bana gelmiyor. Yapma. Bana ne? Yapacağım. Zamanın gelmeden atma. uzun sürmez. Güle güle Ayşe.